Günün genelgesinden söz ettiniz hocam. Bu çok önemli bir konu. Tam 1 Mayıs öncesinde. Şimdi bizim logomuzun hemen yanına 1 Mayıs'ı koyduk. Bugünden biz işçi sınıfının, bütün emekçilerin bayramını kutluyoruz. Birlik, mücadele ve dayanışma gününde onların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Yarın da gün boyu buna ilişkin yayınlarımız olacak. Yarın yapacağız yayınlarımızı. Bugünden başladık biz. Tam 1 Mayıs öncesi böyle bir genelgenin çıkartılması da enteresan. Şimdi aynen İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı gibi, AKP iktidarının yaptığı gibi, onun yönettiği devlet aygıtının kimi kurumları da, ki Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü bu kurumların en önemlilerinden biridir. Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenliği gibi, Sahil Güvenlik, Sahil Koruma Komutanlığı gibi birimler, Türkiye'de iç güvenlik kuvvetleridir. Sahil korumayı biraz bunun dışında tutabiliriz belki. Ama iç güvenlik birimleridir bunlar. Şimdi bunlar kaynağını yasadan ve anayasadan almayan hiçbir yetkiyi kullanamazlar. Bir önemi vardır bu iki jandarma ve polisin, bu iki kurumun bir önemi vardır. Şiddet kullanma, yani silah kullanma yetkisine yasal olarak silah kullanma, baskı uygulama, şiddet uygulama, zor kullanma yetkisine sahiptir. Ama bu keyfi bir yetki değildir. Kaynağını anayasadan ve yasalardan alır. Polisin silah kullanması bile birçok şarta bağlanmıştır. Şimdi görüntü alınmasının yasaklanması demek suç işlenirse saptanmasın demektir. Eğer polis suç işlemeyecekse bundan korkmaması gerekiyor. Çok açık, biz hiçbir polisin haberlerimizde, yani gözümüzden kaçan var mı bilmiyorum ama yüzünün açık bir şekilde görünebileceği görüntüleri zaten kullanmıyoruz. Blurlama dediğimiz, onu flulaştırıyoruz, silikleştiriyoruz ve tanınmayacak bir biçimde o görüntüleri kullanıyoruz. Şimdi bu genelge, bir de Emniyet Genel Müdürlüğü kendisi bir genelge yayınlıyor. Ya yasanın ve anayasanın üzerinde mi Emniyet Genel Müdürlüğü, ben merak ediyorum. Bütün muhalefet partileri ayağa kalkmalıdır. Bakın, bu fiili içki yasağı ya da içki satışının engellenmesi konusunda muhalefet yüksek, profilli bir tepkiyi ortaya koymadı. Yurttaşların özgürlük alanına bir müdahale olduğunu ifade etseler de, ki Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri bunu ifade ettiler, ama bu konuda asıl meselenin yurttaşların anayasadan kaynağını almayan bir tutumla demokratik hak ve özgürlüklerine ve yaşam tarzlarına bir müdahale olduğunu net bir şekilde ortaya koymalı ve ortalığı ayağa kaldırmalılardı. Ama en azından bunu da yapmalılar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün böyle bir genelgeyi çıkarma yetkisi yoktur. Kimse bu ülkede güvenlik kuvvetlerine karşı özel bir düşmanlık, medya kuruluşlarından söz ediyorum, özel bir düşmanlık içinde değil. Kimse de ne teşhir etmek ne de hedef göstermek niyetinde. Ama bunu yapmak demek fiilen sansür uygulamak demek. Eğer bu sansür olsaydı, uygulansaydı, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir yurttaşın, Amerikan yurttaşının boğazına basarak onu öldüren polis saptanamaz ve bugün mahkum edilmemiş olurdu. Mahkum edilemezdi. Ne saptanabilirdi ne mahkum edilebilirdi. Onun nefes alamıyorum sözü bütün dünyada bir slogan haline geldiyse, bu özgür bir medyanın, özgür bir basının olduğunun en somut kanıtıdır. Bu insanların lehinedir. Yurttaşların lehine bir haktır. Dahası iktidarların lehine de bir haktır bu. Emniyet Genel Müdürlüğü böyle keyfi bir tutumla, ya polislerin durduğumuz yerde, yani polisler şey mi yapıyor, yani defile mi yapıyor? Niye çekilsin? Bir eylem, haber var orada zaten. Eğer yasa dışı bir eylem varsa o da haber. Yasal bir eylem var, müdahale ediliyorsa o da haber. Dolayısıyla böyle bir yasak yoktur, uygulanamaz. Biz Tele1 olarak böyle bir yasağı yok hükmünde sayıyoruz. Böyle bir genelge olamaz. Bize anayasal ve yasal kaynağını göstermek durumundalar. Böyle bir şey olabilir mi? Ne diyecekler efendim? Terör örgütlerine hedef göstermek. Hayır efendim.